taraflara çekmeyelim diye. Gerçekten katılıyorum. Konuyu başka taraflara çekmemek gerekiyor. Şu anda taksi gündemini konuşuyoruz. Fakat Sayın Başkan'ın, sizin, Orhan Bey'in 300 otobüsle ilgili bir ifadesi oldu. Bir araya sıkıştırdınız. Cumhurbaşkanlığı da bekliyor ifadesi. Birincisi, 300 otobüsün borçlanması ile ilgili talep Cumhurbaşkanlığı'na iletildi. Fakat bu talep ve benzeri talepler, bütün belediyelerin talepleri topyekün değerlendiriliyor. Bunların tamamı Türkiye'nin dış borçlanmasını etki ettiği için değerlendirme devam ediyor. Şu ana kadar da hiçbir büyükşehir belediyesine, yani sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyesi değil, hiçbir büyükşehir belediyesine, AK Parti olsun, MHP olsun, İYİ Parti olsun, bu onay verilmemiştir. Bir kere bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Burada herhangi bir kasıt yoktur. Tamamen teknik değerlendirmelerin devam ettiğini ifade etmek istiyorum. İkincisi, otobüs alımlarıyla alakalı bugüne kadar hiçbir şekilde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cumhurbaşkanlığı onayına tabi olmadan olarak otobüs almamıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütün otobüslerini bugüne kadar öz kaynaklarıyla almıştır. %40'ı nakit, %60'ı ise 6 ila 8 yıl oranla taksitlendirilerek alınmıştır. Bu alım şeklini mevcut yönetim de yapabilir ki Büyükşehir Belediye Başkanı adayınız ve başkanınız adaylık sürecinde biz İstanbul'u öz kaynaklarıyla yöneteceğiz diye ifade etmişti. Geçmiş dönemdeki öz kaynaklarla yapılan ihale türlerini de unutup Cumhurbaşkanlığı onayına geçmeniz kendi vaatlerinize çeliştiğinizi ifade eder. Bir diğer taraftan da 2012-2018 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti döneminde 2250 otobüs almıştır. 5 yıllık süreçte 2250 otobüs almıştır. Ortalama yıllık 375 otobüse tekabül etmekte. Ben şimdi soruyorum, Cumhuriyet Halk Partisi 2,5 yıldır yönetimde kaç tane otobüs aldı? Bir tane dahi otobüs almadı. Bu anlamda bırakın bence bürokrasi olarak, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak engelleniyoruz ifadelerinizi. Cumhurbaşkanlığına suç atmayı bence bir kenara bırakın. Öz kaynaklarınıza, kendi kaynaklarınıza daha önce olduğu gibi bu alımları ben gerçekleştirmenizi tavsiye ediyorum. Bir de son olarak, son günlerde yoğun bir şekilde İETT otobüslerinin, onlarca otobüsün yolda kaldıklarını görüyoruz. Bunlarla alakalı da benim size tavsiyem, bu bakım onarım ihalelerinin kimlere gittiğini, hangi kişinin müşavirliğini yaptığı şirketlere gittiğini de detaylı bir şekilde incelerseniz sonucun problemi nereden kaynaklandığını görürsünüz. Saygılar sunuyorum. Sayın Başkanım, çok teşekkür ediyorum. Aslında